Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah bir nebze olsa daha iyisinizdir. Beni soracak olursanız, valla bilmiyorum. Yani iyiyim, kötüyüm, değişik, farklı yani karmaşık duygular içerisindeyiz. Hepimiz aynı duygular içerisindeyiz. Ne yaptık? Valla sabah kalktım, güzel duşumu aldım. Ondan sonra çocukları okula bıraktım, eve geldim. Yok, eve gelmedim. İlk önce doktora gittim. Bugün şöyle yapayım duşumu. Bugün demir aldım. Dün doktor randevum vardı. Dünkü blogda söylemiş miydim bilmiyorum ama doktor randevum vardı. Yine kan değerlerime bakıldı. Tabii ki her şeyimiz sıfır. O yüzden dün A'dan Z'ye böyle içinde tüm vitamin, işte artık demiriydi bilmem ne, yani her bir şey, tüm böyle vitaminin içinde olduğu bir hap önerdi bana. Tabi onu sigorta karşılamıyormuş, kendim özelden alman lazım dedi. Dün onu aldım, ne kadardı, 30 euroydu herhalde ya, 30-35 euroydu ha. Dün ona başladım. Bu sabah da demir yüklemesi vardı. Dur şunu da orada da sevmedim. Tövbe estağfurullah. Bugün demir yüklemesi vardı. Demir yüklemesi yapıldı. Çok fazla böyle tercih etmiyor onu benim doktorum yapmayı ama neyse. Şu burnumun üstüne bakar mısınız ya? Genç kız gibi burnumun üstüne iki tane sivilce çıktı. Böyle üzüntü, sinir, stres, her şey böyle birbirine karıştı. Ben çok böyle üzüntü, stresli olduğum zaman böyle arada bir iki böyle sivilcem çıkıyordu da burnumun üstü nedir ya? Çok başka bir yer mi bulamadın? Ya sıkmadım abi, böyle kıpkırmızı oldular, çok kötü görünüyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Bizi beğenecek birisi de yok. Böyle burnunun üstündeki noktayla dolaşacağız. Neyse, demir yüklemesinden sonra eve geldim. Az böyle, çok az bir şey atıştırdım. Çünkü dünkü videomda söylemiştim herhalde. Açlıktan artık böyle başım dönmeye başlamıştı. Sürekli böyle başım dönüyor ve araba kendi kendine gidiyor zannediyordum durur vaziyetteyken. Arabadan indiğim zaman falan araba böyle geri geri gidiyormuş şeysine kapılıp deprem oluyor zannediyordum. Yani sanki Almanya'da deprem oluyor. Benim olduğum bölgede hele hiç olmuyor. Çok soranlar oluyor özlemle. Çok soranlarınız oluyor. Özlem, Almanya'da deprem oluyor mu diye. En son çok büyük bir deprem 1992'de olmuş. Bayern Münih'inde miydi? Öyle bir şeydi bilmiyorum ama ben de merak edip Google'dan bakmıştım. Bir de 2002'deydi galiba zannedersem. Düren taraflarında olmuş. Ama o kadar az ki 3 nokta bilmem ne şiddetinde ve sadece 30 yaralı mı vardı, öyle bir şey. Ama onun dışında büyük böyle afetlerin olduğunu bilmem. En son işte 2022'de ya da 2020'deydi pardon, 3 sene önce. 3 yıl önce işte Almanya'nın bir eyaletinde çok büyük bir sel felaketi olmuştu. Bir onu biliyorum. Ama orası zaten sel, yani toprağın kaydığı bir yermiş. Öyle. Neyse bakalım. Lafı nereden nereye getirdim? Şimdi yine böyle baş dönmesi yaşamayayım diye, çünkü hani araba sürerken böyle hissetmedim ama tabii daha da kötü olabilirim, çok tehlikeli. O yüzden bir şeyler atıştırdım, evleri toparladım. Akabinde kendim yine şöyle bir kahve yaptım, kahvesiz evden çıkmayayım dedim. Kahve yaptım, üstümü değiştirdim, üstümü başımı değiştirdim. Güzel, azıcık da şöyle ruj sürdüm çünkü gerçekten ruj sürmeyince çok böyle ölüye benziyorum tabiri caizse. Yine şöyle Hira Yizer düşü açtım. Yine böyle akşamüstü uğra bana falan. Çok güzel. Adamın şarkılarına bayılıyorum gerçekten. Şimdi diyeceksiniz ki niye böyle süslendin? Evde oturmak için değil herhalde. Tabii ki de evde oturmak için değil. O kadar çok gerildik ki arkadaşlar. Sizler birlikte biz de tabii ki. Üzüldük, gerildik ve ensem, omuzum çok ciddi anlamda çok çok aşırı gergin. Yani tüm vücut olarak çok gerginim. Ve artık bu deprem olayları, yani ben depremi hayatımda hiç yaşamamış biri olarak rüyalarımda kabusa dönüşmeye başladım. Bende böyle bir etkisi varsa orada bunu yaşayıp her an acaba deprem mi oluyor, sallanıyor musun korkusuyla yaşayanlara Rabbim kat kat yardımcısı olsun. Çok kötü bir düşünce, yani çok değişik bir şey. Dediğim gibi yani ben hiç deprem yaşamadım halde
Rüyalarıma keler oldu resmen. Yani uyku problemleri yaşıyorum. 2 saat yani uyuyorum, dalıyorum. Dalmakta bir sıkıntı yok, eyvallah. Çünkü telefona bakınca zaten göz ve beyin yoruluyor. Otomatikman uyuyorsunuz ama 2 saat sonra uykumu almış oluyorum. Bu ara yani 2 saat uyku bana yeter oldu. Önceden gene 4 saat falan gideri vardı. Yani 4 saat uyuyordum. Şimdi 2 saatle sınırı kalıyor. Bu sefer ondan sonra bir daha dalamıyorum. Çok gerginim. Yani aşırı derecede böyle omuzlarımın çöktüğünü ve ağrıdığını, işte sırtımın falan böyle ağrıdığını hissediyorum. O yüzden Kadriye'ye yazdım. Princess Beauty. Dedim aşkım ne olur bana dedim bir randevu var. Hangi gün müsaitsin, ne zaman geleyim? Çünkü dedim aşırı derecede bir böyle tüm vücut masajına ihtiyacım var. Artı bugün yani hem vücut hem de artı yüz kafa masajına da gireceğim. Öyle. O yüzden hazırlandım. Yani Kadriye için hazırlandım. Neyse bakalım gidelim şöyle birazcık bir belki iyi gelir. Bu gece rahat uyurum diye düşünüyorum. Öyle. O yüzden hazırlandım canlarım benim. Öyle. Bakın ben Kadriye'ye geldim. Kadriye'nin ama henüz daha müşterisi var, çıkmamış. O yüzden ben oğluşun odasına gel kız dur. Bakın bunların küçük bir yumakları varmış ya. Küçük bir yumakları var. Çok tatlı. Anneum ben seni yerim kuzum. Ben seni yerim. Kız dur gitme. Kız dur aç kedi seven dur. Hoşuna gitti. Gitme kız. Gitme. Bak 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 gel poz verelim senden gel. Dur be. Aa, sen çok mu meraklısın etrafa? He? Sen etrafa çok mu meraklısın? Sen etrafa çok mu meraklısın? Sen oyun mu oynamak istiyorsun? Benden oynasana aşkım. Oh. Oh sen benden oyna aşkım. Benden oyna. Ben her zaman kedi ne lan be? Hele bir de bebek kediye. Kız. Yumak. Aşkım ne gitme ga. Kız gitme kız. Bak. Aa. Ne o? Aa, bu erkek mi? Aa kız diyorum ben de erkekmiş. Arkadaşlar sonunda yukarı çıktım. Şu an olmak istediğim yerdeyim. Evet şöyle loş ışıklarımızla birazdan masajım başlayacak. Ay bakın havlum mavlum hazır. Oh mis. O kadar böyle rahatlamış, gevşemiş bir şekilde. Valla çok güzel şımartılıyorum Kadriye'ye gelince. Şimdi bir de masaj sonrası şöyle güzel bir kahvemi de içeceğim. Az da şöyle iki sohbetimizi yapacağız. Ondan sonra çıkacağım, çocukları alacağım. Ondan sonraki asıl maratonum başlıyor. Bu arada Kadriye'nin yengesi ancak güzel yüzükler yapıyor. Daha önce de size birkaç kez göstermiştim. Bir tanesini kaybettim ama şimdi yenilerini gördüm. Ay şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Hemen bunu, bu da dedim benim olsun. Bir de bir tane daha aldım. Onu da sonra gösteririm. Kreatif Aa, Instagram zaytası var. Aa, sen onu bana az sonra at. Link koyayım kız. Tamam aşkım. Vallahi faydanız olsun kadına. Tamam. Çok sağ ol. Çok güzel çünkü. Bir de ben şöyle biliyorsunuz şöyle şu parmağıma ve baş parmağıma takmayı da çok seviyorum. Böyle. Öyle bakalım. Hadi. Şimdi kahvemizi yudumlayalım. Buradan. Sen olmadan asla yaşayamam. Gitmeyi arayayım açıldığımda tremesem. Sen asla yaşayamam. Yanım gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Gitmeyi arayayım açtı. Tremesem. Buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesme onu açtı. Depremesem. Söylemedim ben asla yaşayamam. Yandım. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Yandım değil, yalvarıyorum. Kesme onu açtı. Depremesem. Söylemedim ben asla yaşayamam. Yalvarıyorum. Yandım.
Evet. Tamam, bu kadar. Sevgili takipçi kankalar. Şimdi ne yapıyoruz? Sizi en son Kadriye'nin evinde bırakmıştım kahveyle. Oradan çıkınca Mikail'i aldım, sonra Ömer Halis'i aldım. Annemlere geldim. Gülşen de annemlere geçmişti. Saat 3'e kadar falan orada oturdum. Ondan sonra eve geldik. Tam böyle yemek hazırlayacaktım ki Turgut aradı. Dedi böyle böyle hafta sonu zaten hasar çocukları alamadım. Yemeğe gidelim. O yüzden şimdi hazırlandık. Gülşen'i bekliyoruz. Gözlerim yanıyor. Yemeğe gideceğiz restorana. Yani bugün yemek yapmadım, hazırlamadım. Hadi bakalım. Ha. O ne böyle? Robot gibi. Evet, her zamanki yerimize geldik, Topkapı. Bize en yakın olan restoran. Evet sevgili takipçi kankalar. Biz restorana geldik. Şimdi karşımdaki 3 şahıs ne aldı? Izgara aldılar. Ömer Halis, sen ne aldın? Tavuk ve neydi? Şurada ben var. Benim bu. Ben değil o, yara. Saçlarına bakıyor. Görüyor musun? Saçlarını düzeltiyor. Çıkartıyor. Saçlarını ne yapmış babası? Tamam yapma öyle, yapma. Ömer Halis birazdan anneannesine gidecek arkadaşlar, yatmıyor. Ben orada uyuyacağım. Çantasını da hazırladı. iPhone Premier. iPhone Pro Max ver bana. Hayır, iPhone Pro Max yok. Neyse, benden kame döner bir daha yaptırıyorum. Zaten onu mümkünat yok. Aslında hepsini bitirebilirim. Çok büyük ama paket yaptırırım. Anneme götürürüm birazdan. Annem önümüzdeki hafta Türkiye'ye gidecek. O yüzden son günlerinde de şöyle sık sık gideyim diyorum. Çünkü çok uzun zamandır çok fazla sık gidemiyorum artık annemlere. Çünkü kış, günler kısa. Bizimkiler geliyor. Ama sizin de birtkaleler geliyor. Açın. Evet, Mikail'in. Alı Gülşen, Adana diyordun. Adana var işte bak bunda. Ekstra Adana yok çünkü. Demin Adana istiyorum dedin de ekstra Adana satılmıyor. Böyle bakalım. Ömer'le bizim gelmedi henüz hala. Benimki gelmedi dedi, geldi. Bu çocuk tam bir kanat canavarı arkadaşlar. Neyse bakalım, hadi herkes afiyet olsun. Ben bir şey yememeye karar verdim. Evet, bu da benimki arkadaşlar. Bunun bir tanesini anca yerim. Belki ikinciyi zorlarım. Artık gerisini de paket yaptırırım ya da çocuklar yer burada. Benim salatam yok dedim. Ömer'inkini yiyecektim ama bende de salata varmış. Neyse, yenir sanatla ya Gülşen. Salatanı da ye kızım. Evet. Pideden şimdi bir tane böyle bir böldüm. Yarısını yedim, doydum. Diğer yarısını Gülşen'e yedirdim. Ondan sonra biraz salatandan yedim. Niye benim pidemin yarısını sen aldın, yedim parçanı. Tamam işte. Oha, daha yeni görüyorum. Ondan sonra bir... Çok güzel valla. Çok güzel, yıldırımlı. Çok güzel. Nereden aldın mı? Action'dan aldık galiba. Çok tatlı valla. Neyse, ondan sonra bir daha hani böyle bir yarım daha bir böleyim dedim. Onu da gene yarısını yedim, yarısını bir tane verdim. Diğeri de komple tamamen kaldı. Ondan sonra şimdi Ömer Halis annemlere gidecek. Turgut'tan çay istedim. Sağ olsun çay getirdi. Ayşe kendilerini daha karıştırmamışım. Şimdi Ömer Halis de kanatlarını bayağı yedi. 4-5 tanesi kaldı. Patates falan duruyordu. Pideleri de koydum oraya. Dedim annemlerle yerler. Mikail'le Gülşen de tamamen bitiremedi. Ha, olur tabii. Efendim. Evet, Ömer Halis sureleri biliyor. Ben de vereyim. Ay, hepsi gidiversin tek seferde. Tamam, peki şimdi ellerini yıkadın, ağzını niye yıkamadın? Öyle olmaz. Bak, yine elim pislenecek.
Neyse, dediğim gibi. İki paket yaptırdık. Çocuklarınkini ayrı, Mikael'le pideleri ayrı yaptırdık. Onu da annemlere dedim veririz. Onlara da aradım, sordum bir şey istiyor musunuz diye. Oy, yavaş, telefon düşecek. Ama istemediler. Biz tam şimdi yemek yiyoruz dediler. Öyle bakalım. Çocuktan çay istedim. Aslında şu an çok doluyum. Bu arada tabii aslında pideden birkaç tane daha yiyebilirdim ama bu arada çok aşırı köyde gideriz camiye kendimi. Hatta köyde şey okuturuz. Babaannenin için mevlid okuturuz. Babaannenin için mevlid okuturuz. Babaannenin için. Türkiye mevlidlerinin şeyi. Loku. Şeker. Hakiki şekeri. Hakiki şey. Yok. Akika. Akika. Akike mi? Akika mı? Akika şekeri. Evet. He, ondan sonra tabii ne olacak camide? Öyle daha tam. Okuturuz canım, okuturuz. Gün suyu şey. Ya rahmet anneme. Pideli de yaptırabiliriz. Gerçi yazın şey olur belki ama. Şöyle de olur. Sercan'la beraber de böyle. Pideli. Geçen en son gittiğim 2017'de mi yaptıydı böyle? Ha, pideli yaptırdı. Pideli. Pideli değil. Onun genel annesi babasıyla annemi beraber Kur'an okutuyorduk. Yani benim eniştemin de annesinin babası yok. Kız kardeşimi kaynanla Skype ederi yok yani. Evet. Ama elçisi, görümcesi var, çok iyiler. Allah aşkına çok güzel anlaşıyorlar yani, iyi insanlar. Aynen öyle bir şey yapabiliriz ya. İnşallah bu sene gidebilirsem. Evet. Turgut bu sene izinini bize denk getirmek istiyor. Çünkü geçen sene çok hevesledi, çok üzüldü. Aynen. Bir de çocuklar böyle köyü çok sevdiler. Sürekli şimdi tabii aynı köyün insanıyız Turgut'la da. Beni bilen, çocukları bilen Turgut'u da biliyor. Çok hevesliydi. Çocukların o camiye gidişi, bakkala gidişi falan. Bakalım denk yani getireceğiz. Yani Ömer'in ağzından düşüremediği bakkal. Ramazan. Benim çocuğumun bakkalı. Benim çocukluğumun bakkalı. Yani Ramazan abi. Aynı ben gibi bak. Beni de çok severdi. Vallahi bak. Çocukken de severdi, hala severdi. Şey yok yani. Ramazan abiyle bir gideriz beraber yanında ama ben gittiğim zaman tabii her şeye sınır gelecek. Ha, ben onlara sınır koymadıydım, gidiyorlardı sürekli. Günde bir tane kola, bir tane cips belki. O da her gün değil. Yandık. Ha. Sen öyle zannediyorsun. Vermez ama sana bu zaten. Ben söylerim ama vermez. Verir. Vermez. Kendisi de çok verdi ama. Vermez. Kendisi de çok ağız giyim yaptı. Ben vermediğim zaman vermez. Sen çocuğum, sen bizden gelme. Biz sen şimdiden bence buluşacaksın. Çocukların sen bakkal hevesini... Aynen ya, köyde Mikael'le mesela köyde gezdirmek istiyorum. Yani o dağlara, benim gittiğim yerlere. Tabii dereleri, ben oralara çıkaramadım çocukları. O derelere, şeye, dağlara. Ya oralara falan şey yapıyorum, gözlemek istiyorum. Mesela şeye... Zonguldak'ta gittiğim okullara. İlkokulumu biliyorlar zaten. Aynen. Avlusunda oynadılar. Ha. İşte İmam Hatip Lisesi'ne nerede gittim. Çırak okuluna gittiğim yeri. Orada bir gezdiresim var. Denize yüzmeye nereye gidiyordum. Benim hala orada duvarlarda resimlerim vardır. Yazmışım da yani böyle 15-16 yaşlarında böyle. Sevgilinde yazdın mı? Yok. Hiç yazmamışım. Ben çünkü öyle kalp mert yazmam. Öyle bir huyum yok. Senin sonsuz 67 yazıların aynen, Fener'de bak, geçen gittiğimizde duruyordu. Eğer bak şimdi denize gittiğim yere, yüzmeye gittiğim yere, 14-15-16 yaşlarında gittiğim yere gideyim. Orada sonsuz 67 yazmıyorsa evet. Aha da bu kadar yazıyorum. Biz de ya. Geçen. Vallahi videosunu çekerim dedim sana. Abim götürdü bizi Fener'e. Hepimizi Fener'e götürdü. Dedim aa bakın şurada dedim sonsuz 67 yazıyorsa dedim bu babanız. Çünkü babanız dedim gençken her yere sonsuz 67 yazıyordu. O sonsuz da şeyden geliyordu. O zamanlar Yalın'ın son şey şarkısı vardı. Neydi o şarkının adı ya? Ben bilmiyorum. Senden yaşıt olmadığım için. Ellerine sağlık değil. Ellerine sağlık. Hadi durma. O zaten senin çocukluğun değil, o bizim gençliğimiz. Benim zamanımda da vardı yani. Benim gençliğimde Yalın'ın şey sonsuz ol diye bir şarkı vardı, hatırlayamadım şimdi. Bak, o sonsuzda orada çok hoşuma gittiydi orada. Ben kendimi kırdım. Bu çocuk çok imanlı ya. Yemin ederim bu çocuk çok imanlı ha. İnşallah Ömer Halis demirim diyor zaten. Ömer Halis ne diyecekler sana askerdeyken?
Ömer Halis Demir. Ömer'e diyoruz biz senin adın ne? Ömer Halis Demir diyor. Hayır, evet. Diyorum Ömer Halis Demir değil. Ömer Halis'sin diyorum. Hayır diyor. Ben askerim diyor. Ömer Halis Demir'im diyor. Evet, askerde öyle diyecekler bana. Halis'in buldum. Bilmiyorum. Dün sabah erken uyandım. Gittim sana güller aldım. Mutlu ol diye. Bu sabah gittiğini anladım. Ağladım. Sana şarkı yazdım. Sonsuz ol diye. Kime söylüyor bunları? Yok, bu şarkı çok güzel. Bu şarkıyı var ya bak hatırlamışken. Şey yap bunu, şu arabada dinleriz. Dinlerim ben bundan sonra. O ya, sonsuz da oradan geliyor yani. Yalnız var ya, seni sinemaya çekiyorum. Hı-hı. Öyle bir şey ki sadece seni algılıyor. Senin dışındaki her şey bulanık. O yüzden kimse çıkmıyor kameraya. Ne güzel. Ben de aktris gibi adamım zaten. Sinemada çekilirim yani. Aa bırak neyle. Zaten kapıdan girince çünkü sana bir baktı. Sonra sen ayağa kalktın. Şimdi boş ver şimdi. Sonra sen ayağa kalktın. Tamam, öyle gözetledim bakalım ne yapacak diye. Sana baktı arkamdan. Sonra bir kafasını da çevirdi, bana baktı. Ben de ona bakıyordum, tamam mı? Şöyle yaptık. Büyük ihtimalle evli zilli. Ben hiç görmedim. Çünkü o masadakilerin hepsi evli, o da büyük ihtimalle evli. İşte bak, gancıklık nasıl bir şey. Aynen, buradan da duyurulsun. Eğer ki beni izliyorsa yani, da. Şimdi şöyle yani şey. İnsanın içinde olsun, evli olduğunu şu an tamam. Yakışıklı olmak da. Çok, bırak beni canım. Şu an bizi beraber gördün. Ama şimdi gördün. Sen şimdi öyle düşünüyorsun. Belki seni tanıyordur. Ne fark eder? Yok, hayır. O kapıdan girince baktı zaten sana. Dikkatimi çekti. Tanısın. Beni videolardan bilen herkes biliyor. E ne yani? Nasılsın beraber değiller deyip adamı gözden çıkarabilirim. İyi, boş muhabbet edeyim. Valla boş muhabbet. Yok, nesi boş? Hayır, ayarlayabilirsin. Ona sıkıntı yok yani. Benim sıkıntı değil de ben varken değil böyle. Bu ne bence? Bu ne bence babası? Sence o ne biliyor musun? Bilmiyorum. Turgut. Ha? Şuraya şeyin resmini koyacağım. Burası ne? Kimin? Burası bir bayrak gibi. Öyle değil, bana bak. Şu an burası sen... Yok, ben şimdi ekranda şuraya... Ekrana koyacağım şeyin resmini. Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp'in resmini koyacağım buraya. Yan dön şöyle. Öbür tarafa. Manyak. Benziyor mu? Benziyor. Sallayayım mı saçlarını? Sal da. Açılmışım şimdi şöyle. Evet sevgili takipçi kankalarım. Benden bizden bugün bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Hala abone olmadıysanız ve sonuna kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Yarınki vlogda yine burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.